.f'e. Eğer babalık yapmayacaksan, babalık yapamayacaksan, eğer maçan yemiyorsa niye bu kadını hamile bırakıyorsun, doğuma da teşvik ediyorsun? Neredeyse düğün hazırlığı yapıyordu. Gitti başka bir hanımefendiyle evlendi. Sonra işlerini terk etti. Başka bir şeyler oldu. Ondan da İstanbul'dan firar etti. En az 3-5 kişi Efe'yi arıyordu. Nasıl bulurum, nasıl ulaşırım diye. O dönemde beni arayıp sormuşlardı. Hafızamda kaldı. Deniz Akkaya yeni geldi, çok eleştirdim. Yeni geldi, eleştirmedim ama bu konuda dibine kadar haklı. Evet. Evlenmek üzeresin. Sevgilin hamile. Bir anda terk ediyorsun, başka bir insanla evleniyorsun. Deniz Akkaya'yı tebrik ediyorum. Ama bu konu dava şununla ilgili. Salim abi, isterseniz onu söyleyeyim. Deniz Akkaya'nın kızıyla birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozlar vermesi sonrası Deniz Akkaya'ya Efe Önbilgin dava açıyor. Ve bu da çocuk istismarıdır diyor çünkü. Oraya geleceğim, ben baştan aldım. Evet. O konuyu biliyoruz zaten, ana konu bu. Evet. Çocuk istismarıdır diyor. Mahkemede bunu reddetmişti. Bu talebi. Tebrik ediyorum. Şimdi Deniz Akkaya da diyor ki ben diyor çocuğuma diyor hatta şey yapacağım diyor. İsterse kendi soyadımı vereceğim diyor. Yani babasının soyadını. Haber bu. Evet. Haber bu. Ben hatırlatma yapıyorum. Nasıl başladın, nasıl evet. Dünyaya geldin çocuğum. Evet. Evlenecekken hamile bir sevgilisini terk edip doğmamış çocuğuyla baş başa bıraktı bir kadını. Bir erkek, erkeğin adı Efe, kadının adı Deniz Akkaya ve gitti başka biriyle evlendi. Normal şartlarda bir erkeğin asla ve asla yapmaması, yapamayacağı bir tasarruf, bir davranış. Deniz Akkaya'da çocuğunun nokta, bir nokta, büyüktü. Nokta büyüktü. Nokta nokta Efe, eğer babalık yapmayacaksan, babalık yapamayacaksan, eğer maçan yemiyorsa niye bu kadını hamile bırakıyorsun, doğuma da teşvik ediyorsun? Geçtik. Dik durdu. Çocuğunu doğurdu. Peki o kadar da mesela Efe Önbilgin, ben de hatırlıyorum, bu çocuğu kesinlikle istemiyorum demişti. Benden habersiz hamile kaldı demişti. Öyle iddiaları olmuştu. Yalan. Geçecekler bunları. Dün de konuştuk bazı konularla ilgili. Kim konuşursa kendini haklı çıkarıyor. Dışarıdan baktığın zaman, biraz detaylarını bildiğin zaman doğruyu buluyor insanlar. Hamile kalmış bir kadına aldır demiyor. Tabii karıcım diyor, tabii sevgilim diyor, bilmem ne. Ama sözlerini tutmuyor. Bunlar bilinen gerçekler. Deniz Akkaya da çıkar yarın konuşur isterseniz de sorun, konuştu da zamanında. Şimdi nasıl bir erkeksin? Çocuğun doğdu, yanında yoksun. Evet, çocuğun büyüdü, yanında yoksun. Bir de olmamaların çocuğun... yanında hep kavga. Bu çocuğa hep bu kavgalar yansıtır. Yoksun. İstanbul'da değilsin. Geliyorsan da görünmüyorsun. Hiçbir ekonomik yardım da yapmıyor bildiğim kadarıyla. Aksini iddia eden ispat etsin bana. Ondan sonra çocuğuna hem babalık hem analık yapan bir kadına seversin sevmezsin Deniz Akkaya'yı. O ayrı. Bu konu üzerine. Tabii. Çocuğuna hem babalık hem annelik yapan bir insana
Çocuk istismarı, çocuğumu resimler. Hadi oradan ya. Daha kelime kullanacağım. Daha kelime kullanmam gerekiyor. Kullanamam. Terbiye müsaade etmiyor. Yayınlar müsaade etmiyor. Türk halkından özür diliyorum. Siz olsaydınız empati yapın. Ne derdiniz? Benim yerime siz söyleyin. Kaç yaşına geldi çocuk? 2018. 2018 ya da 2019'da doğurdu. Yok. 11 yaşına geldi. Kocaman genç kız oldu. Kocaman genç kız oldu. Şansı açık olsun. Şansı açık olsun. Tek başına çocuğunu büyütüyor. Büyük fedakarlık yapıyor Deniz'i. Bu konuda takdir ediyorum. Bu konuda takdir ediyorum. Efe Önbilgin. Efe Önbilgin. Bu çocuk üzerinde hiçbir hakkın yok. Biyolojik babası olmanın haricinde hiçbir şey söylemeye, Deniz'e laf sokmaya dahi hakkın yok. Çünkü babalığın B'sini yapmadın sen kızına. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Kalkıp da mahkemeye ödüyorsun bir de. Çocuk istismarı falan diye. Bir de mesela son süreç bitsin, kızın da kabul ederse ve isterse benim soyadımı alacaktır dedi Deniz Akkaya. Tebrik ediyorum. Sizce Ayşe babasının soyadımı alır, annesinin mi? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ayşe aklı yeten bir yaşa geldi. Bunun örnekleri var Türkiye'de. İsim vereceğim. Neslihan Kozanoğlu. Cemiyet hayatından tanıdığımız bir insan. Çiftlikte hayvan besleyen, hayvan ürünleri satan sosyetik bir hanım. Eşi geçen sene rahmetli oldu. Ahmet Kozanoğlu. Eski Türkiye'nin önemli iş adamlarından biri. Allah rahmet eylesin. Neslihan Hanım bir oğlu var. Kardeşim gibidir Başak. Ahmet Bey'in soyadını aldı. Türkiye'de bir örneği var. Bunu herkes biliyor. Bu ayıp değil. Bu insanlar rencide olmazlar. Gururla taşıyorlar o soyadını. Ama şimdi burada annenin soyadını alacak. Sizin dediğinizde diğer babanın soyadı alınıyor. Benzer örnekler var dedim. Babalık yapan, biyolojik babası olmayan bir adamın soyadını alıyor. Evet. Orada. Burada da kendisine babalık yapmayan bir insan var. Burada hem babalık hem annelik yapan annesinin soyadını alır mı acaba Ayşe? Alır. Alsın da. Alır, alsın da. Eğer başka bir örnek daha geçeyim. Deniz yarın bir beraberliği olur, mutlu olur, evlenir. Adamın soyadı X'tir. İsterse o adamın soyadını alır. Kız beğendiyse, ona bir babalık yaptıysa alsın. Evet. O zaman Efe konuşsun bakalım ne konuşuyor. Evet, sağ ol. Çocuğunun doğumunda yok. Annenin hamileliğinde yok. Evet. Nasıl babasını da... Nasıl babasını da ne hak iddia ediyorsun? Evet. Sorarlar adama. Zaten mahkemede ne demiş kararda? Kabul etmemiş. Evet, reddetti ama şu anda süreç tabii. Doğru bir karar. Çünkü itiraz hakkı var. İtiraz hakkı var. Doğru bir karar. Çünkü ne hakkın var da ne babalık iddia ediyorsun doğru. Arkadaş? Doğru. Ayrıca sapık mısın da art niyetli bakıyorsun o fotoğrafa. Sosyal medyada kızıyla resmini paylaşmış. Sari bir kendini resim giymiş. Ne giyecek denizde, havuzda? Doğru, ne doğru. Giyecek? Doğru. Sari sapıksan art niyetli düşünürsün. Eyvah deriz. Önlem alalım. Evet. Normal bir insansan ne kadar güzel bir evlat, ne kadar güzel bir çocuk, ne kadar güzel bir aile diye bakarsın. Bakış açısı önemli. Evet.